Herkese merhaba. Dakikalar önce İş Bankası tarafından kamuyu aydınlatma platformunda bir haber paylaşıldı. Haberin detaylarını ve piyasaya olan etkisini yorumlamak üzere sizlerin karşısındayım. İş Bankası iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla iştirak ve bağlı ortaklıklarını kendi kuracağı bir bağlı ortakla devretme kararı aldı. Açıkçası bu haberin piyasalar özelinde çok fazla bir etkisi olabileceği kanaatinde değilim. Fakat haberi gönderen kurumun İş Bankası olması piyasaları heyecanlandıracak gibi gözüküyor kısa vadede ve İş Bankası özelinde bu durumun pozitifliğini fiyatlamalar arasında görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bu durumun etkilerine de biraz daha bakmak lazım. Kısa vadeli olarak 2023 yıl sonuna kadar birleşme ve bölünme işlemlerinde bir vergi avantajı var. Diğer taraftan bankanın da finansallarında bir basitleşme, bir rahatlama görebiliriz. Çünkü farklı muhasebeleştirme yoluyla tutulacağından kaynaklı olarak bağlı ortaklık ve iştirakler tarafının başka bir şirkete devredilmesi aslında banka muhasebesini de kolaylaştırabilecek cinsten diyebilirim. Bu durumun kısa vadeli olarak biraz önce de söylediğimiz gibi yani haberi gönderen kurumun İş Bankası olması kısa vadeli de olsa piyasalar üzerinde banka üzerinde bir pozitiflik yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu duruma biraz daha orta vadede bakacak olursak şirketin bağlı ortaklıklarından Şişecam, İşmenkul Değerler, İşgeo gibi birçok şirketin ve önemli nitelikteki iştirakin farklı bir bağlı ortaklığa, yeni kurulacak bir bağlı ortaklığa geçme ihtimali belki de orta vadeli hedeflemeler dahilinde yeni bir halka arzın habercisi olabilir ve bu durumun fiyatlamalar arasında dahil olabilme ihtimali de kuvvetle muhtemel gibi gözüküyor.